ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Bu uydumuzun tasarımından üretimine, fırlatılışından işletmesine, her safhasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşama olan bu uydumuza kadar geçen süreç aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı. Bunlar projemize yönelik küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını, kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor. Bununla kalmadık. Ardından uzay vatana yeni uydular da gönderdik. TürkSat 4A 2014'te. TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Şimdi bu uydularımızın yanına yenilerini ekliyoruz. Geçtiğimiz yıl TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdik. Bugün hizmete alacağımız TürkSat 5B'nin uzay yolculuğu 19 Aralık 2021'de başladı. Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz IMC'yi 2023'ün Ocak ayında TürkSat 6A'yı da yine 2023 yılı ortalarında inşallah uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal 10'a yükselecek, 10'a. Başlattığımız milli uzay programıyla ülkemizin tıpkı yeryüzündeki kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur. Kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanı yetiştirmeden uzay sanayine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. Bu çerçevede uydu teknolojileri en hızlı ilerleme gösterdiğimiz alanların başında geliyor. TürkSat gibi köklü bir kuruluşa ve onun bünyesinde görev yapan kabiliyetli mühendislere, teknisyenlere, kadrolara sahip olmamız bu konuda en büyük avantajımızdır. Yeni neslin uzay teknolojilerine gösterdikleri ilgi bize umut ve heyecan veriyor. Milli teknoloji hamlemiz ve bunun somut örneği olan Teknofest kuşağı gençlerimiz kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye hazırlanıyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerimizin Teknofest'le başlayan serüvenlerini geçtiğimiz Ocak ayında uzayla taşlandırmaları gayretlerimizin boşa gitmediğini çok açık net gösteriyor. Bu gençlerimizin uzaya fırlattığı Grizu 263 uydusu hala sinyal vermeye devam ediyor. Teknofest'in
ilk düzenlendiği 2018'den bugüne kadar kat ettiği mesafe uzay çalışmalarında nereye varabileceğimizin de işaretidir. Artık ülkemiz sınırlarını aşan Teknofest'in Azerbaycan'daki organizasyonunu da iftiharla izledik. İnşallah 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da coşkulu bir katılımla Teknofest heyecanını tekrar yaşayacağız. Başlattığımız dijital seferberlikle yapay zekadan siber güvenliğe ve blok zincire kadar yenilikçi teknolojilerin tamamında ülkemizi öncü bir konuma taşıyoruz. Yaklaşık 60 milyona ulaşan elektronik devlet kullanıcı sayımız ve sistem üzerinden yapılabilen 6.636 farklı hizmetle bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Sevgili gençler, vatandaşlarımız eskiden saatlerce, günlerce, haftalarca uğraşarak alabildikleri hizmetlere artık elektronik devlet üzerinden saniyeler içinde erişebiliyor. Nitelikli fikri tapu diye Türkçeleştirdiğimiz NFT gibi kavramsal hale getirdiklerimizle geleceğin teknolojilerine kendi damgamızı vuruyor, kendi ismimizi kazıyoruz. Ülkemizin uluslararası alanda ekranları başında bizi izleyenlere de sesleniyorum. Medyaya da sesleniyorum. Türkiye olarak kullanılan ismini Türkiye'ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım daha attık. Artık Türkiye yok. Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines değil ya Türkiye Hava Yolları yazacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprü sayesinde medeniyetimizden, tarihimizden, kültürümüzden aldığımız güçle yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. İnşallah 2053 vizyonumuzu emanet edeceğimiz gençlerimiz bu bayrağı çok daha yükseklere çıkartacaklardır. Değerli arkadaşlar, TürkSat 5B uydumuz televizyon yayıncılığı ve geniş bant uydu haberleşmesi kapasitemizi Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar geniş bir alanda kesintisiz ve güvenli hale getirecektir. Özellikle kırsal ve dağlık yerlerde iletişimin kesintisiz sürmesini temin etmesiyle bu uydumuz afet ve acil durum ekiplerimize büyük destek sağlayacaktır. Biliyorsunuz salgın döneminde bazı yerlerde evlatlarımız yetersiz internet altyapısı sebebiyle uzaktan eğitim programlarına katılmakta sıkıntı çekmişti. Uydumuzun devreye girmesiyle coğrafi zorluklardan kaynaklanan bu sorun da artık ortadan kalkacaktır. Yaklaşık 30 yıl boyunca hizmet verecek TürkSat 5B uydumuz ülkemizin frekans ve bölge haklarının da korunmasını temin edecektir. Siyasi etki alanı genişleyen Türkiye'nin buna bağlı olarak askeri misyonlarının güvenli haberleşme ihtiyacı da artmaktadır. Uydumuz işte bu ihtiyacın karşılanmasında da kritik öneme sahiptir. Tabii bu çalışmalara paralel olarak mutlaka çözmemiz gereken
Bir diğer konuda fiber internet altyapısını hızla yaygınlaştırmamızdır. Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. İnşallah Türk Telekom'daki sorunun çözümüyle İnşallah bu alanda çalışan diğer firmalarımızı da teşvik ederek Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. Hatta gerekirse kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını da destekleyeceğiz. Yerel yönetimlerin kimi uygulamaları başta olmak üzere fiber altyapının hızla yaygınlaştırılmasının önündeki engelleri de hızla kaldıracağız. Böylece ülkemizi 5G'ye hazır hale getirmiş olacağız. Salgın dönemindeki tecrübelerimizin bize işaret ettiği gerçeklerden biri de bu sorunu mutlaka çözmemiz gerektiğidir. Ülkemizi son 20 yılda nasıl bölünmüş yollarla, otoyollarla, demir yolu hatlarıyla, havalimanlarıyla donattıysak, geniş bant interneti nasıl her köşeye ulaştırdıysak, fiber altyapıyı da kısa sürede tamamlayacağız. Gökyüzünü kardeşlerim, İHA'larla, SİHA'larla, helikopterlerle, milli muharip uçağıyla donatan, denizlerindeki egemenliğini modern gemilerle, denizaltılarla, botlarla, sondaj faaliyetleriyle tahkim eden, sınırlarını fiziki ve elektronik güvenlik hatlarıyla sağlama alan, her alanda en ileri teknolojik atılımları hayata geçiren bir ülke olarak Allah'ın izni ve mühendislerimizin gayretiyle bu meseleyi de çözeceğimizden şüphe duymuyorum. Artık hızın dolayısıyla vaktin en değerli unsuru haline dönüştüğü bir dönemde kendimizi denizi geçip derede boğulmuş duruma düşüremeyiz. Fiber altyapının sağlayacağı üretkenlik, verim artışı ve yenilikçilik bu alana tahsis edilecek kaynakları kısa sürede fazlasıyla milli ekonomiye geri kazandıracaktır. Bu duygularla hizmete aldığımız TürkSat 5B uydusunun bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitlerde 6 ayı da hizmete alacağız. Uydumuzun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ithaflarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zat-ı Devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Tensip buyurursanız törenimiz ve sonrasındaki canlı bağlantımız için efendim. Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nu bir kez daha sahneye davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız butona basmak suretiyle TürkSat 5B uydumuzu hizmete alacaklardır. Evet, bizler de hep birlikte bu tarihi ana şahitlik edeceğiz. Buton hazır. Arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda butona bastılar. Böylelikle sinyal alımı gerçekleşiyor. Animasyonda göründüğü gibi kapsama alanı ekranlara yansıyor. Ve milletimiz, ülkemiz TürkSat 5B uydumuz sayesinde yeni imkanlara kavuşuyor böylelikle. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bununla birlikte kapsam alanımız genişliyor ve dünyanın dört bir yanında kendi uydumuzla çok şükür ulaşabiliyoruz. Efendim şimdi
Sayın Cumhurbaşkanımız, ekranlarımıza yansıyan bir görüntü var, hemen arz etmek isterim. TürkSat 5B'nin kısacası sağladığı imkanlardan bahsedeceğiz. 5B uydumuzla ekranlarda görmüş olduğumuz geniş kapsamlı iletişim altyapısı olmayan binlerce okul olduğu gibi Nijerya'da da tüm okullara sağ tarafta görmüş olduğumuz gibi internet sağlanıyor. Hemen üst tarafında da Avrupa'da canlı yayın araçları TürkSat 5B üzerinden yayın yapmaya başlıyor ve sonrasında sağ tarafında göründüğü gibi yolcu uçakları da Basra Köprüsü üzerinde TürkSat 5B ile yolculara internet hizmeti sunuyor. Ve dünyanın bir diğer ucundaki Cape Town'dan büyükelçiliğimizle, yerli antenimizle iletişim gerçekleştirebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi yüksek müsaadelerinizle bir canlı bağlantı noktamız var. Temsili olarak TürkSat uydularımızla iletişim kurduğumuz, filolarımıza yeni katılan Abdülhamit Han gemimize bir canlı bağlantı gerçekleştiriyoruz. Karşımızda gemimizde sefere hazırlayan mühendislerimiz Sayın Batı Çolak ve Doğuş Sarduçoğlu bulunmakta. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, şimdi de dün devreye aldığımız Abdülhamit Han sondaj gemimizin bugün iletişimi kuruyoruz. Bizleri duyuyor musunuz? Sesiniz biraz az geldi. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Maşallah. Evet, sondaj gemimiz ne alemde? Sayın Cumhurbaşkanım, Mavi Vatan'daki görevimize hazırlanıyoruz. Bütün çalışmalarımız planlanan uygun şekilde devam ediyor. Sonra başlamayı. Evet, geldiğimizde bizim ne sismik araştırma gemimiz vardı, ne sondaj gemimiz vardı. Kiralamayla bu işleri yapıyorduk. Ama şimdi 4 tane sondaj gemimiz var, 2 tane de sismik araştırma gemimiz var. Artık denizlerin dibinde gerek sismik araştırmayı, gerekse sondaj çalışmalarını kendi gemilerimizle kimseye muhtaç olmadan yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl doğal gazı da çıkarmaya başlayacağız. Allah yar yardımcımız olsun. İnşallah bereketini bizlere göstersin. Evet, böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Efendim, şimdi de günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız TürkSat 5B uydumuzun maketini arz edecekler. Buyursunlar lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi uydumuzu inşallah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileyeceğiz. Hayırlı olsun. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızı da bir aile fotoğrafıyla kapatmak isteriz Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında bir kez daha. Evet, Sayın Milletvekillerimizi... Evet, bakan ve milletvekili arkadaşlarımızı buraya alalım. Evet, buyursunlar lütfen. TürkSat Genel Müdürümüzü, Dijital İşleri Başkanımızı, Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanımızı, İl Başkanımızı sahneye davet etmek istiyoruz. Evet, Sayın Valimizi sahneye davet ediyoruz.